platformu tarafından hazırlanan Yaşama Dokunuş Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün, bu gece burada yaşantınızdan bazı kesitler izleyeceksiniz. Kendi yaşantınızı belki de birazcık sorgulayacaksınız. Ve yaşantınızdaki bazı problemlerin, sebepleri, saldırılarını izleyeceksiniz. Gülecek, yetmeyecek kahkaha atacaksınız. Ama bazen de birazcık utanacaksınız. Ve öyle anlar gelecek ki birazcık duygulanacaksınız. Kısacası bu gece bir kez daha yaşama dokunacaksınız. Şimdi akışı başlatıp yaşama dokunmanın vakti geldi. Öncelikle projenin ve tüm programın mimarı, moderatörü, sahne sanatları üstadı ve hepinizin yakından tanıdığı bir ismi sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Türkiye'nin yaşam koçu Murat Çuvalar geliyor. Kimi zaman tıpkı Buse'nin söylediği gibi, bu arada Buse'yi de tanıtalım. Buse 2019 yılı Türkiye Turizm Yüz Güzeli birincisi. yine bugün onur konuklarımız arasında Turizm Yüz Güzeli erkekler kategorisindeki birincisi de Cevher Yılmaz arkadaşımız da burada. Onu da süreç içerisinde tanıtacağım. Bugün ne oynanacak? Bugün ne oynanacaktan önce bugünkü oyun nasıl hazırlandı? Nasıl tasarlandı? Öyle haftalarca falan emek verilmedi aslında. Bugün Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Birbirini hayatı boyunca tanımamış, oyuna, tiyatroya, sanata eğilimi olan, kimi zaman kendi hayatlarında eğitim de almış ama sıfırdan da bugün hayatı boyunca ilk kez sahneye çıkacak olan 58 tane oyuncuyla karşılaşacaksınız. Bu 58 oyuncu ne yaptılar biliyor musunuz? Yaşama dokunmak için yüreksel buluşmalarını gerçekleştirdiler hayatlarında. Ve sadece ama sadece birbirini tanımayan, hiç hayatları boyunca sokakta bile karşılaşmamış olan bu 58 kişi, toplumda menfi konuların rehabilite edilebilmesi için sanat çerçevesi içerisinde ve sizlere saygı çerçevesi içerisinde buluştular. 48 saat, sadece ve sadece 48 saat hazırlık yaptılar ve bundan sonra Yaşama Dokunanlar platformunun Murat Çuvadar sahnesi oyuncuları olarak bundan sonraki süreçlerde de Türkiye genelindeki tüm sahnelerde yer alacak, ayrı ayrı kategorilerde sahne yapacak gençlerimizi, yeteneklerimizi, onların olgun abilerini burada izleyeceğiz. Ama bunları bugüne hazırlayan ünlü yönetmen Raşit Çelikezer ve ekibi de burada. Raşit Çelikezer ve sevgili Burak Hocam inanılmazı başardılar. 48 saat içerisinde bu gençlere bir sanat aşkı, içlerinde olan sanat aşkını alevlendirmeyi başardılar. Sosyal sorumluluk duygusu içerisinde yer edinebilmeleri için var güçleriyle emeklerini sarf ettiler. Ve bundan sonra da bu akademinin eğitimcileri olarak daha yüzlerce gencin sahnelerde yer almasını sağlayacak hocalarımızdır. Birinci skeç tarzında bir hazırlık yapıldı. Skeç skeç anlatılacak ama gerçek yaşamda, bugünkü Türkiye'de yaşadığımız cinsel kargaşa sorunlarıyla ilk kez başlıyoruz. Ve gençlerimizin o cinsel tercihlerin dışında psikolojik altyapı tabanlı rahatsızlık olarak var olan duygulardan haberleri pek fazla olmaksızın bunu bir yaşam tercihi olarak hayatlarına enjekte etmiş
kişilerin trajikomik hikayesi için. Evet, skeci ben yazdım ve muhteşem oyuncular şimdi karşınızda, alkışlarınızla. Dışarıdaki tablonun sahnedeki halini izleyeceğiz. Bazen buraya işte çoğu şeyi masa diyorum, bazen tutuyorum mesela.
karşılaştığımız ve artık son dönem Türkiye'de daha sıklıkla, daha eylemsel ataklarda karşımıza çıkan ve çocuklarımızın, gençlerimizin aslında bunun özgürlük olup mu olmadığı, bilimsel olarak bilim bunu söylüyor. Bu bir rahatsızlıktır. Ama maalesef ki medya kullanılarak, sosyal medya özellikle ağırlıklı olarak kullanılarak bunun özgürlükmüş gibi, hakmış gibi aşı çalışmaları başarılı bir şekilde maalesef gitmekte. Biz bu sıkıntıya parmak basmak için bu gece hazırladık ve arkadaşlarımız oynadı.